Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Beren Ceylan, bugün Age of Civilizations 2 mod tanıtımları serisinin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Uzun süredir yeni bir bölümü gelmiyordu çünkü videosunu çekebileceğim ve bana gönderilen, bizim forumumuzda paylaşılan öyle bir ahım şahım bir mod yoktu. Sonunda öyle bir mod geldi. Tanıdık isimlerin yaptığı bir mod. Project Alpha mod ile sizlerin karşısındayım. Biliyorsunuz Kerem'i daha öncesinde de onun modlarının tanıtımını çekmiştim. Kendisinin bir eventli şekilde yaptığı bir modern dünya modu vardı. O da bayağı beğenilmişti sizler tarafından. Şimdi de artık yani çıtayı öyle bir yukarıya çıkarmış ki göreceksiniz birazdan incelediğimizde. Daha öncesinde video dışında moda girdim. Bir iki kere biraz baktım böyle ama detaylı bir inceleme yapmadım. Sizlerle birlikte detaylı bir inceleme yapacağız. Şimdi söylediğim üzere modun adı Project Alpha Mod. Bu arada şunu söyleyeyim videonun başında hemen. Bu modla bir seri çekmemi istiyorsanız tabii modu gördükten sonra buna karar verirsiniz. 1500-2000 beğeni gelirse bu videoya. Bu modla da bir seri çekeceğim. Daha doğrusu bu modun güncellenmiş versiyonuyla çekeceğim. Çünkü birkaç güne kadar bu mod güncellenecek. Daha da detaylı şeyler gelmiş olacak, onu söyleyelim. Şimdi arkadaşlar, şöyle gördünüz, diyorsunuz ki lan ne var lan bu modda diyorsunuz değil mi? Baktınız böyle hiçbir değişiklik gözükmüyor. Bir harita eklenmiş işte, şöyle bir güzel bir harita eklenmiş. Ne lan bu mod diyorsunuz şöyle bir uzaktan baktığınızda, ama öyle değil işte işler. Böyle yakınlaşalım, anlayabilecek misiniz bakalım. Evet, yakınlaştım. Kıbrıs'ı ve Girit'i görmeyin. Onu görmeyin. Şöyle bir yakınlaştım. Şimdi bir bakın bakalım, fark ettiniz mi? Bence fark etmişsinizdir. Bu modda arkadaşlar 13.313 eyalet var. Daha da artar mı bilmiyorum ama şu anda mevcut durumu bu. Kıbrıs'ta bir sıkıntı var şu anda. Girit'te de var sanırım. Bunlar sonraki sürümlerde düzeltilir diye ümit ediyorum. Ki Kıbrıs'ı düzelttiler. Kerem onları bana atmıştı. Şimdi arkadaşlar, bu mod sadece modern dünyadan oluşmuyor. Şöyle senaryolarını görüyorsunuz abiciğim. Bunların hepsini tek tek inceleyeceğiz. Ama bizim için en önemli olan nedir bir modda? Böyle bir modda daha doğrusu. Modern dünyadır abi. Modern dünyayı bir inceleyelim bakalım. Her yerden bir tane ülke seçtim. Türkiye, Almanya, Amerika, Çin, Rusya. Bir oradan bakalım bakalım. Bunların ekonomik dengesi, teknoloji dengesi falan nasıl düzgün ya ayarlanmış mı bakacağız. Evet, oyuna diyerekten başlıyoruz. Şimdi haritayı görüyorsunuz abicim. Gayet çok fazla eyalet olan güzel bir harita olmuş. Ve bu bizim değil, daha doğrusu benim değil. Bazı arkadaşların bilgisayarını, hatta telefonunu zorlayacaktır. İndirme linki açıklama kısmında mevcut. Oradan indirebilirsiniz. Bu arada bizim forumumuzdan kayıt olarak indirebiliyorsunuz. Şöyle Azerbaycan'a bakalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kaç eyalet olduğuna direkt buradan bakabiliriz zaten. 10 eyaleti var abi. Azerbaycan, Ermenistan'ı falan artmış bayağı. Şimdi Türkiye ile başladığımızda ve medeniyetin bütçe görünümü açmak, bunların falan da ikonlarını değiştirmişler. Ben genelde sevmem böyle şeyleri, ikon modlarını falan filan fasafiso kullanmam. Ama güzel gözüküyor da yani gözlerimizin alışması buna zaman alacak. Şimdi vergilendirmeden bayağı para alıyormuşuz. O zaman abi abanalım, halk vergi versin bize. Ver abi ver, her şey vergi. Yükle vergiyi abicim, biraz da yönetime verelim. Bir teknolojiyi falan filan inceleyeceğiz öncelikle. Şimdi Türkiye'mizde başladık incelemeye. Teknolojik haritadan başlayalım şimdi. Şurada görüyoruz ki modun bir eksik yanı direkt gözümüze çarptı. Hiçbir teknolojik şey yapmamışlar abi. Herkesi teknolojide eşit yapalım. Afrika'daki, Uganda'daki, Bangladeş'teki arkadaşla Avrupa'nın bağrındaki, Almanya'daki arkadaşın teknoloji seviyesi aynı olsun denmiş. Bunlar ayarlanır illaki ileriki seviyelerde. Şu anda bu ayarlı değil. Benim gördüğüm kadarıyla. Şimdi nüfus dengesine bakacak olursak, nüfusta bir ayarlama çekilmiş. Direkt nüfusta ayarlama çekilmiş mi çekilmemiş mi şuradan bakabiliriz abi. Nüfus puanı olarak evet, nüfusta tam olarak bir ayarlama çekilmemiş. Çünkü Amerika şu anda Çin ve Hindistan'dan daha çok nüfusa sahip. Evet, bunları ama ayarlayacaklardır diye ümit ediyorum. Diplomatik bir ayar da çekilmemiş şu an. Zaten diplomatik ayarı neye göre yapacaktın ona gerek yok da, şu nüfus ayarını en azından yapsalardı fena olmazdı. Çünkü bakın yani şuraya falan filan biraz daha nüfus eklenseler, yani en azından modun birincisi Çin, ikincisi Hindistan falan filan, nüfuslar buna göre ayarlansa güzel olabilirdi. Şimdi bizim için şu anda önemli olan Türkiye abi. Türkiye'nin ekonomik durumunu görüyorsunuz başladığında. Şimdi bakalım diğer ülkelere bakalım. Türkiye'den nasıl başlıyorlar bakalım. Evet, Almanya ile başladık.
Türkiye'den biraz daha güçlü bir şekilde başlıyor Almanya. Şöyle yine vergi ve yönetime verelim. Evet, Türkiye'den biraz daha değil, bayağı bir güçlü başlıyor. Şu an ekonomik olarak 3000 falan daha fazla başladı Almanya. Bu normal bir şey. Şöyle yatırımda ayarlarsak, evet, 10 bin şu anda Türkiye'ye, 7800 mü 8000 mi ne, öyle bir şeydi abi. Almanya'nın nüfusuna bakmadık. 2 milyon nüfusu var şu an Almanya'nın. Türkiye'nin ne kadar nüfusu var? 1 milyon 700. Mesela bu Almanya 2 milyonsa Türkiye'nin de ona denk bir sayıda olması gerekiyor. Yani bunları ayarlarlar abicim. Şimdi Fransa'nın 2 milyon nüfus olup da Türkiye'nin 1,7 milyon nüfusu olması saçma. Çünkü Türkiye Fransa'nın 1,5 katı, hatta 2 katı daha fazla nüfusa sahip, Fransa nüfusu. Ya ben bunlara dikkat ediyorum. Siz ayrıntıya bakmazsanız şeye bakarsınız. Mesela Türkiye, Fransa'nın 67 milyon nüfusu var. Türkiye'nin nüfusuna bakalım. Türkiye'nin 82 milyon nüfusu var. Yani çok daha fazla. 1,5 kat değil de tabii. Mesela Birleşik Krallık'ın 1,9 milyon. Birleşik Krallık'ın nüfusu epey düşük. İngiltere'nin, gerçi Birleşik Krallık yazarsak daha iyi olur. Şöyle bir bakalım. Evet, Birleşik Krallık'ın 66 milyonluk bir nüfusu var. Yani Türkiye'nin bunlardan fazla olması lazım. Yani nüfus ayarlaması şekilde. Bunlar son işler ama ben bunlara dikkat ediyorum abi. Ya şunu söyleyeyim, modu cidden çok beğendim. Ya böyle bir şey yapılması, bu çok büyük bir emek abi. Ben hayatta mesela, yani bilsem de şu an bilmiyorum yapılmasını ama üşenip yapmam. Bu adamların cidden yani çok uzun bir süredir bununla uğraşıyorlar ve bu eyaletleri yapmak kolay bir şey değil. Yani siz de yardımcı olursunuz hatta bunlar. Hatta bu modun içerisinde kendi senaryonuzu yaparsınız. Daha fazla sizin senaryolar yapmanıza sağlar. Daha güzel senaryolar yapmanızı sağlar böyle bir mod. Bundan siz de yararlanabilirsiniz. Senaryo yapan arkadaşlar da yararlanabilir bundan. Evet, şimdi Almanya'yı da geçelim. Almanya ekonomisi bu şekilde. Evet, işte devasa bir ekonomi görüyoruz şu anda. Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi. Nüfus olarak dünyanın birinci sırasında olması zaten onu direkt ekonomik olarak da birinci sırasında yapar. Çünkü ekonomik şu an şey söyleyeyim, araştırma seviyeleri aynı. Hayvani bir ekonomiyle başlıyor. Nüfusuna falan bakalım. 5,6 milyon ya. Kısadan geçeceğim yani, böyle bir oynamayacağım. Evet, Çin'de böyle bu 19 falan çıkar. Rusya'da bu şekilde arkadaşlar. Tüm ülkeleri şöyle bir gösterdik artık. O zaman tüm ülkeleri değil işte, bir örnek ülkeler diyelim, bunları gösterdi. Şimdi asıl olan şeye gelelim bakalım. Şimdi burası modern dünya. Yani bakın, şunu yapmak kolay bir şey değil arkadaşlar. Sıfırdan bir adamlar modern dünya oluşturuyor. Yani bunlar kolay bir şey değil. Yani sadece o senaryoyu yapması bile zor bir şey bu adamın. Şurada bir Amerika senaryosu yapmış. Ya oynanabilir, çok güzel bir şey mesela. Ben gider bunu oynarım. Kendi halimde oynarım mesela bunu. Güzel bir şey bu. Project Alpha Europa Modern World. Avrupa'yı yapmış. Avrupa'nın modern dünyasını yapmış. Hatta Avrupa yetmemiş, demiş ki ben Kuzey Afrika'ya ekleyeyim, biraz İran'a ekleyeyim, Orta Doğu'dan da ülkeler ekleyeyim demişler. Güzel bir çalışma. Gayet. Yani bakın, adamların eklediği şeylere bakın. Yani sadece şey değil adamların yaptığı. Yani sadece harita yapalım mesela, şey de diyebilirlerdi. Biz haritayı yaptık kardeşim, alın siz de üstüne senaryo yapın diyebilirlerdi. Evet, Libya iç savaşı var. 2017'de haritanın nasıl olduğunu hatırlamıyorum ben. Libya iç savaşında bunun hakkında bir yorum yapamayacağım ama herhalde doğru yapmışlardır yani şey yaptıklarına göre. Libya iç savaşı senaryosu da var. Şöyle bir, hatta ben bir burada bir vasıfsız bir ülke olarak başlayayım mesela. Bakalım burada ne olacak? Burada ne olacak? Ben vasıfsız bir ülkeyim abi. Şöyle izleyelim bakalım. Kaç izleyici olarak gireydik daha iyiydi. Aa, savaşa girdiler bunlar. Bakalım kim kazanacak? Biz ortada yokuz abi. Oğlum haritaya ne oluyor? Evet, Hafter kazandı arkadaşlar. Hafter kazandı. Yenildik. Hafter bize de daldı. Bu kadar yeter. Tamam, Hafter kolay gelsin abiciğim. Hafter abi, saygılar. Şu anda yeniliyorsun ama. Neyse, 1989 senaryosu var. 1989 senaryosunu neden yaptılar bilmiyorum. Bence gereksiz ama ya, yapılmış olması bile bayağı güzel bir şey. Gerçi ne, gereksiz değil lan gerçi. Sovyetlerin dağılma şeyi falan, 1989 senaryosu olabilir abi. Sovyetler oynamak istiyor adam 1989'da. Çok güzel bir nimet 1989 senaryosu. Bu arada görüyorsunuz harita şeylerinde falan bende bile kasıyor yani. Adamlar neler yapmış oyuna. Futbol var, bu gereksiz. En gereksiz şey. 6 gün savaşları, bu gerekli olabilir. Bunu da geçelim. Onun dışında Kore Savaşı varmış. Kore Savaşı. Bu gereksizmiş lan bayağı. Bunu niye yaptınız? Orada bir Amerika var. Burada ufak bir Çin eklenmiş. Burada bir Kuzey Kore eklenmiş. Acaba şuradan şeye bakmak istiyorum ya.
Nasıl bunu izleyici olarak açıyorduk? Ha, izleyici modunda başlayalım bakalım. Şuraları falan kolonize edilmeyen yerler yapmış. Oha! Çin direkt BRICS diye bir yer kurdu abi. Şunu bir izleyelim bakalım ne olacak. Çin direkt BRICS diye bir yer kurdu. Güzel, bunlar şey yapılmıyor. Kolonileştirilmiyor. Güzel. Bakalım bu iç savaşı kim kazanacak? Şöyle abanıyorum Space'e. Kuzey Kore savaşa girdi. Kuzey Kore... Bu arada ittifak olarak yapmışlar değil mi bunları? Evet. Evet. Hatta Amerika NATO kurdu oğlum. Amerika NATO kurdu. Bu da BRICS kurdu. Evet, Kuzey Kore aldı abi savaşı. Buradan Amerika kurtarır mı bilmiyorum. Buraya geçelim bakalım. Başka senaryolara bakalım. Şimdi Soğuk Savaş. İspanya İç Savaşı. İspanya İç Savaşı yalnız diğerinde yoktu diye hatırlıyorum ben. Bu güzel olmuş lan. İç Savaşı'nın eklenmesi. İkinci Dünya Savaşı eventli değildir muhtemelen. Zaten eventli, bu tarz şeylerin eventli olmasını sevmiyorum ben abi. Burada sonuçta oyunda sizin yapmanız gereken şey kendi şeyinizi yaratmak, kendi hikayenizi yazmak. Ritim var. Birinci Dünya Savaşı eklenmesi güzel olmuş. Birinci Dünya Savaşı'nda bir seri bile çekilebilir. Amerikan İç Savaşı. Kraliçe Victoria Çağı, Sengoku dönemi, 1440, Antik Yunan, Antik Yunan. Ya ben böyle küçük senaryoları seviyorum. Bu eklenmesi güzel olmuş. Normalinde de vardı oyunun. Bayağı bir güzel olmuş abi. Adamların yaptığı, uğraştığı şeyi, yani bu videoda ben size anlatmaya çalıştım. Eksikler, gedikler var. Haritanın bazı noktalarında sıkıntılar var. Kıbrıs'tır, Girit'tir. Bunlar düzeltilecek ufak şeyler. Ya yani tabii bizim burada görevimiz eleştirmek ki bu adamları eleştireceksin. Ki daha iyisini yapsınlar yani. Ben kendimden biliyorum. Beni eleştirmeseler ben daha iyisini yapmam. O yüzden bu adamları eleştirmek gerek ki daha iyisini yapsınlar. Daha iyisini sunsunlar. Bu adamların buradan kazandığı bir şey yok. Zevk için, sizler için yapıyorlar. Evet. Bunları da eklemişler. Gayet güzel olmuş abi. Benim bu senaryoya 10 üzerinden puanım 9. Çünkü neden 10 değil onu söyleyeyim. Çünkü abi daha iyisini yapsınlar, adamlar uğraşsınlar diye. Adamlara 10 desek hatta 8 veriyorum lan. 8 veriyorum ki daha iyisini yapmak için uğraşsınlar diye. Şu anda bu oyun üzerinde gördüğüm, Age of Civilizations üzerinde gördüğüm en iyi mod diyebilirim. Açıklama kısmında indirme linki mevcut. Oradan girebilirsiniz, şey yapabilirsiniz. Yani burada adamların uğraştığı yemek harbiden, bakın şu denizleri bile eklemek kolay bir şey değil. Bak bu adam kaç saatini alır şey. Yani. Şu Avrupa'yı falan tek tek böyle bölmek falan, bunlar çok zor işler yani. Sınırların, şehirlerin doğruluğunu bilmiyorum. O kadar da şey yapmadım. Bak mesela burada bir tane eksik var. Yok, burası denizmiş lan. Şeymiş, gölmüş. Orada bir eksik yok, tamam, bu kadar da gömme kardeşim. Bu kadar da gömme. Sınırların doğruluğuna uzman değilim o kadar, bilmiyorum ama. Yani burada asıl amaç fazla şehirli, daha detaylı bir dünya yapılması. Sınırların bozukluğu olabilir bazı yerlerde. Onlar ileride düzelir. Bu arada arkadaşlar, siz bu mod hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayınız. Bence dediğim gibi bu modla alakalı bir seri gelmesini istiyorsanız lütfen 1500, yani bu mod için 1500 beğeni az. 1500 beğeni az, yani kanalımız büyük bir kanal olsa 10.000 beğeni isterdim ama tabii o kadar büyük bir kanal değiliz. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu modu görmeyen arkadaşların görmesine vesile olmuşumdur. Tekrar söylüyorum, açıklama kısmında indirme linki mevcut. Oradan indirebilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Modu indirmeyi, oynamayı unutmayın.